Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Oda oynayacağız. Japonya kuracağız. Japonya kurduktan sonra bir tık daha ilerleyeceğiz ve orada videoyu keseceğiz. Bir Japon videomuz daha vardı biliyorsunuz. Onu da Oda ile mi yaptık hatırlamıyorum ama başarım için o videoları izleyebilirsiniz. Star Wars Crusader'ı almıştık. Bir tane daha vardı sanki. Onu tam hatırlamıyorum. Her neyse klasik hesaplarımızı vererek başlıyoruz arkadaşlar. Sonra direkt Chou Strength alacağız. Bir sürü Chou Strength alacağız. Chou Strength alırken korkmayın. Gerekirse eski üniteleri sizin yerine samuray basın arkadaşlar. Bir tane ya da iki tane de üstüne çıkın. Yani Force Fitness büyük ihtimalle 3 ya da 4 olacak. 5 ya da 6 askeri çıkarsanız 2 kişi gelseler de 3 kişi gelseler de çok rahat bir şekilde hepsini dövebilirsiniz. Hiç dövemeyim demeyin. Dövemiyorum demeyin. Döversiniz çok rahat bir şekilde. Gerekirse kapitaninizi sicilsinler. Kapitaninize saldırın. Oradan askeri çıkarın. Yine 6 kişi olursunuz. Çok rahat bir şekilde döversiniz. Şimdi bunlardan dediğim gibi sadece ilk başta ilk 3 Rival'ımız boş ya. 2-3 Rival'ı seçeceğiz. Tek tek birer birer seçin. Bir tane seçin. Show String atın. Bitsin. Bir tane daha seçin. Show String atın. Öyle öyle atacağız. Show String atarken yandan birileri gelirse onların elaylarını bozdurup elaylarını bozdurmayabilirsiniz. Prestijinizi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ki bence şu an gerek yok. Elaylarını bozdurabilirsiniz. Rival'larını bozdurabilirsiniz. Ama onun dışında sadece para alıp çıkarsanız turusunuz kısa olur ve paranız olmuş olur ki daha da fazla sorun çekersiniz, forceleyebilirsiniz diye. Para önemli arkadaşlar. Bir de saldırırken şu Mino yazıyor ya, Mino sahibi Toki. Ona çok bulaşmamaya çalışın. Çünkü o kapital bir fort, 6-9K asker gerekecek arkadaşlar. Çıkaramazsınız, sicileyemezsiniz. Şimdilik onu ellemeyin. Onun geldiği savaşlara da çok takılmayın. Hani gelmemeye, girmemeye çalışın onun yanında. Çünkü o kapital fortu gerçekten sicileyemezsiniz. Hani ben yani yeterince inanırsanız yaparsınız değil. Asker yok, yetmiyor yani. O yüzden ondan uzak durabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha show string atmaya devam ediyoruz. Şeyden sonra Rönesans geldikten sonra kapitalinize Rönesans devleyebilirsiniz. Ashigaka ile ilişki geliştirin. Ashigaka sizi dızlayabiliyor çünkü kralınızı öldürüyor, devinizi dızlıyor falan. Bu din eventlerinde de Isolation'ımızı seçeceğiz arkadaşlar. Kapanınca dişimize kapanacağız çünkü 4. level Isolation'ımız dev cost veriyor bize arkadaşlar. İkinci reformlarına tek reformunu almayı unutmayın. Hızlı bir show strength daha atacağız arkadaşlar. Bir de fazla paranızla, çok paranız olmayacak ama bu savaşlardan aldıklarınızla bol bol galeye basın arkadaşlar. Galeyler bize burada yardımcı olacak. Ne konuda? Bakın şu 2-3-4 tane geçiş var ya, onları almakta yardımcı olacak bize. İlk ayda ben inovatif gittim. Tavsiye ediyorum inovatif arkadaşlar. Ya da işte infrakosta gidebilirsiniz. Infrakost neydi onun da? Infrastructure idea gidebilirsiniz. İnfralara cost veren, dev cost veren, bir construction cost veren idea'dan da gidebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ben inovatifi seviyorum. O yüzden inovatif gittim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Toki Savaşı'na geç girdim. 10K askerim varken girdim. Orayı siege'leyebildim. Sadece orayı aldım çıktım. Artık show strength'lerim bittiği için yavaş yavaş adayı yemeye başlıyorum arkadaşlar. Adanın hepsini yemeyin. Benim size tavsiyem. Biraz güçlendikten sonra Shogun'u alın. Yani Kyoto'yu alın savaşıp. Ve kalanları deep annexleyin. Hem zaten o sırada oturursunuz, bina basarsınız savaşmaya. Bence savaşarak yemek yerine, çünkü admin ID'ye de gittiğimiz için hani hem orayı korlayalım hem admin ID'ye bitir. Bence bilmiyorum. Çok gerek yok arkadaşlar. Bir de bu çok önemli. Kyoto'yu aldıktan sonra arkadaşlar birinci diyorum, pardon, bu clergy estate'ine Inward Perfection şeyini vereceksiniz. Privilege'ını vereceksiniz. O ne yapıyor? Dev cost veriyor. Eksi CCR veriyor. Eksi Promise War Score cost veriyor. Ama yüzde hani 90 Crownland'e çekerseniz clergy %25-30 dev cost falan veriyor. Bunu kullanacağız. Görevlerimizi stackleyeceğiz. Prosperity'li stackleyeceğiz. Tapınak, Rönesans, Edict, Burger'ların mutlu olması, iki görev Golden Era, inovatifliğimiz, Infrastructure diye çıkarsınız oradan gelecek. Hani bunlarla beraber bir 800-900 dev bas. Hatta biraz beklerseniz 20 yıl içinde 2000 dev basabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabi biraz beklemeniz lazım onun için. Yani ilk 1000'i basarsınız, diğer 1000 için beklersiniz. Şimdi Kyoto'yu alacağım ben bundan. Biraz da para alacağım. Bir miktar para artık Kyoto'ya barışacağız. Buna saldırdığınız zaman disloyal vasallar gelmez. Ama diğerleri gelir. O yüzden önce Ashigaka'nın ordusunu öldürmeye çalışın ki diğer vasalların, yani hep tüm vasallar disloyal olsun ki hiçbiri gelmesin arkadaşlar. Ve Shogun olunca böyle 3 tane buton açılıyor arkadaşlar. Bunlar size hem 50-50 puan veriyor bastığınızda, ama legitimisinizi götürüyor. 50 legitimisinin altına düşmeyin. İç savaş, bir savaş yersiniz Allah korusun. Ona dikkat edin arkadaşlar. Golden Era'yı bekleteceğiz dev basana kadar. İşte bu Inward Perfection dediğim bu. Bu Inward Perfection işte böyle Shogun alınca verin. Diğer Burger ve emirlerden Exempt from Seizeland'i kaldırın. Sadece Clergy de kalsın ki her sattığınızda, geri aldığınızda Clergy büyüsün. Anladınız mı? Hani Clergy büyütmemiz lazım. Buradan sonra işte oturuyoruz. Elemanlarla ilişki geliştirin. Elemanlarını isteyeceğiz. İlişki geliştirip isteyeceğiz bir 10 yıl sonra. Buradaki tek şanslı olabileceğiniz kısım bu elemanların
otonomileri düşük tutması. Çünkü average otonomimizin %5 altında olması gereken bir görev var. İki görevden biri o. Biri incidentlarla ilgiliydi galiba, hatırlamıyorum. Direkt alacağız onu zaten. Biri de otonomi ile ilgili görev. İnovatif ideamız neredeyse bitiyor. Artık dediğim gibi oturuyoruz. Elemanları birer birer örnek arkadaşlar. O sırada basabildiğiniz kadar bina basabilirsiniz. Nedir onun adı? Bu estekleri halledin. Hani ver çıkar yapın. Mesela Clarice'deki %10'luk, %10 crowdland isteyen artı biri çıkarın. Çıkarabiliyorsanız bir daha verin ki hani şey kazansın. Crowdland kazansın. Crowdland'de en az 70-75 yaparsanız en etkili olur. Yani etkili olur. En etkilisi tabii ki %100 yapmak. %100 yapılır mı? Valla tam dev basacağınız ay, yıl yapılır. Çünkü bir anda geri kaldıracağız onu. Yani bir sorun olmayacak. %100 Crowland'e geri geleceğiz. Bu event gelirse bunu vasal çıkarmayın. Bir tane dandik birini vasal çıkartmanızı istiyor. Çıkarmayın, gerek yok. Böylece oturacağız. Diğer elemanları annexlerine kadar oturacağız. Annexledikten sonra her yeri otonomi düşürme edikti verin arkadaşlar. Çünkü Courthouse basabilirsiniz. Courthouse basın. Çünkü dediğim gibi average otonominin düşük olması lazım. Ve tax edikti kaldırın. Bakın önemli. Tax edikti kaldırın. Arkadaşlar otonomi düşüren reformu verin. Bu da önemli arkadaşlar. Bitmeden de bu görev alabilirsiniz. Güzel olur. Japon kurmadan. Sonra Japon'u kurabilirsiniz. Instant'larımız hala aynı. Hala Shinto dilindeyiz. Instant'lar devam ediyor. İkinci ayda espiyonaj çıktım arkadaşlar. Bu arada bol bol gemi basıp şey yapabilirsiniz. Nedir onun adı? Trade atabilirsiniz. Privateer atabilirsiniz. İkisinden biri size kalmış. Privateer daha güzel olabilir. Şimdi şu adayı toplayacağım arkadaşlar. Ve toplarken dediğim gibi otonominin düşmesini bekliyoruz. Rengimi bilerek almadım. Odanın o açık kırmızı. Gerçi biraz daha böyle canlı kırmızı rengi çok daha gözüme hoş gözüktü. O yüzden bu renkte kaldım arkadaşlar. Şimdi sorabilirsiniz. Paşam Bey, neden hiçbir yere saldırmıyoruz? Birini saldırsa ne bakacağız? Böyle elimize alırız. Yani zor olur. Alırız da uğraşırız da gerek yok. Zaten benim mantığım şu an 1500'e Japon topladık mesela. 1500'e 1600'e kadar 1600'e kadar alabileceğimiz toprakları 1610'dan 1630'a 40'a kadar zaten alabilecek olacağız. O yüzden hani arada bir 700-800 devi elimizle basmak varken bedavaya neredeyse hani 1000 dev basacağız. O yüzden saldırıp almak bilmiyorum, takılsınlar öyle. 1600'den sonra vurursunuz, bilmiyorsunuz tarzım 1600'den sonra agresif oyuna. 1600'e kadar yatmak öyle seviyorum. Burada da dediğim şey yapıyorum işte, bu Crowland götüren şeyleri çıkarıp geri veriyorum. Bu Clergy'nin Crowland'ını çok geç yaptık aslında. Biraz daha erken başlayabilirdik. Alveri biraz geç yaptık. O kötü oldu. Hani şimdiye halletmemiz gerekiyordu. Ama zaten şansımız da kötü bir şans bu. Ashigaka en solda aldığı toprakları, en soldaki toprakları 100 otonomi yapmış. Onun otonomisinin düşmesini bekliyoruz ki average otonomimiz 5'in altına düşsün. Hani 5'in altına düşmeden bu görev yapmamız gerekiyor. Bu değil, bir sağdaki. Bir de en sağ aşağıdaki görevimiz var. Zaten en sağdaki aşağıdaki görev hazır oluyor. Direkt yapabiliyorsunuz onu ama diğer görev otonominin %5'in altında olmasını istiyor Veraj. O yüzden biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız maalesef bir şey yok, böyle denk geldi. O sırada tapınağınız yoksa her yere tapınak basın. Çünkü Clarice'den %5 dev cost alacağız tapınaklarımız arkadaşlar. Bu incidentlardan hep isolation'ınızı mı seçmeniz gerekiyordu? Söyledim zaten, orada 4 level isolation'ınız olunca oradan da %5 ya da 10. 10 alıyorduk galiba. Bir 10 dev cost'u alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu artı 1'i hep geri vereceğim. Hep geri vereceğim ona. Ki Crownland artsın diye. Celsius Celsius yapa yapa. O Crownland'i 70-75 aslında çıkarmak istiyorum. 90 çıkarabilsem çok daha güzel olur. Puanlarımı tam harcamayacağım. Yani şu an harcamayacağım. Dev basma vaktine otonomileri düşüreceğiz önce tabii ki. 17'de aynen 15-17 olmuş. Otonomileri düşürebiliyorduk. Yani elimle biraz daha düşürünce %5'in altına düştü. Şimdi bu otonomileri bitirdikten sonra arkadaşlar görevleri aynı anda alacağız. Bakın otonomilerimi düşürdüm. Şimdi görevleri aynı anda alacağız. Bunu alıyoruz. Bir %15 veriyorum aşağı, %15 çok ya. Bu bakın 4 level isolation'ınız olursa 3-4 %10 dev cost buradan veriyor. Bu iki görevimizi alıyoruz arkadaşlar. Başka bir görev almanıza gerek yok. Burgerları mutlu etmemiz gerekiyor. Burgerların 60'tan yukarı loyalty'si olması gerekiyor ki bize dev cost'u versin arkadaşlar. Yoksa dev cost'u ver. Bakın Clergy'nin Crownland'ını görüyorsunuz. Çok az. Hani o bir çeyrek daha büyüse hani bir %5 belki dev kostlar kazanabilirdim. O beni bir tık işte kötü kötü üzdü. Şimdi Burger'ımı da mutlu ettim. Merch kitlerimi de mutlu ettim arkadaşlar. Bir görev daha var, alabilirsiniz. Almasanız olur, fark etmez. Bunun bir altında bir görev daha var. Onun dışında mı number accident yapmanız gerekiyor. Incident yapmanız gerekiyor. Onu yapamıyoruz şu anda. Yani bizlik bir olay yok. O yüzden böyle artık gördüğünüz gibi daha ucuza basabiliriz. Çok daha ucuza 3'e bile basabiliriz arkadaşlar. Ama maalesef işte dediğim gibi o Clergy'yi
Çok ilerletemedim. Ben keşke bir tık daha ilerletebilseydik arkadaşlar. Şimdi her yeri 15 yapıyoruz arkadaşlar. Sakın dikkat, text basmıyoruz. Asla text basmıyoruz. Dip, mil, dip, mil basıyoruz. 15 yapıyoruz. Expand atıyoruz. Dip, mil, dip, mil, 15 expand. Önce hepsini 15 yapıyoruz arkadaşlar. Zaten bayağı bir puanımız var. Biriktirdik. Golden Era'mızı da açtık gördüğünüz gibi. Tapınağımız var. Temple'dan dev kostu, yani Clergy'den dev kostu alıyoruz. Rönesans var. Edict var. Burger Mutlu görevlerimizi açtık. Golden Era'mızı açtık. Prosperity'miz var. Prosperity çok önemli. O yüzden Japon'u kurduğunuzda stabilitenizi en az artı bir de tutun. Ve böyle böyle arkadaşlar. Dedim ya, bir de devireceğiz yani. Puanınız geldiği gibi. Bu 20 yıl sürüyor bu. İki görevin birleşmesi. Zaten diğerleri değişmeyecek, statik. Bir de Golden Era'nızın bitmesi sorun çıkarabilir ama o da 50 yıl sürüyor. Bitmez yani. Bitmez bir zahmet. Onu tam devlerken bile basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tık daha arttırdım. Bir tık daha arttırabilirdim aslında ama işte maalesef olmadı. Hepsini ben 15 yapmaya devam edeceğim. 15 expand. 15 expand yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık böyle 1000 dev falan basabiliyoruz. Expandlerden dolayı goalkeeper'imiz gidecek biraz. Hiç sorun değil. Yeni binalar gelince onu basacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 800-900 dev olduk. Biraz daha basabilirsiniz valla. 1600'e kadar basın. Hani bu şeyler bitene kadar basın. Nedir onun adı? Bu görevlerin bonusu bitene kadar basın. Hani 15 devden sonrası bile gayet ucuza basabiliyorsunuz. Sonra da arkadaşlar Teokrasi döneceğiz ama ona bir tık daha var. Teokrasi dönmemize bir tık daha var. Niye Teokrasi dönüyoruz? Teokrasi zaten kendi normal haliyle güçlü. Bir de üstüne Japon'da bir güçlülüğü daha var. Bir disiplin falan bir şey veriyordu. Ekstra bir şey veriyordu arkadaşlar. O da önemli. Onu da alacağız. Şimdi bu şeyleri verin. Bu 100, artı 100 Go Cap'leri verin arkadaşlar. Çünkü lazım olacak. Şimdi hemen bu reforma geçiyoruz gördüğünüz gibi. 3'te ya da 4'te. Ve Clergy'yi kaldırıyoruz. Clergy kaldırma reformu bu. Bunu inovatif bitirseniz alıyorsunuz. Ve hani verdiğiniz kravatları şak diye geri kazanıyorsunuz kısacası. Ve tekrar 100 kravatlarınızı. Voila. Hatta sonra Clergy'yi geri açıp aynı reformu değiştirip tekrar Clergy'yi geri açıp artı 100 crown diyorum. Artı 100 gold cap'inizi de geri verebilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonrası artık işte asker basayım, prof arttırayım. 1600'ü bekleyeyim. İşte biraz koruyayım, biraz çiğneyeyim. Bu görevden de samurayları seçin. Boş verin gemileri. İki tane yol seçtiriyor size. Biri samuray, biri gemi. Samurayı seç tabii ki de. Bir tık daha böyle her yeri 20 yapabilirsiniz. Şey yapmadan, bu Clergy'yi kaldırmadan her yeri 20 yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Bir tane savaş flagship'i basıp şimdi ben Kore'ye çıkacağım. Kore yiyeceğiz. Oradan Bing yiyeceğiz. 1600 olduğumda Absom'u açacağız. Kortan Country belki yeri zannetmiyorum gerek olacağını çünkü 100 Crown Land'imiz var. Kortan Country yemeyeceğiz. Absom'u yüzleyeceğiz arkadaşlar. Sonra vın 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 vura vura gideceğiz. Zaten Province War Score kostumuz bizde var. CCR'ımız biraz var. Onun dışında Absom'dan gelecek işte. Deep ID, Admin ID'ye da çıkıverdik biliyorsunuz. Şu an ID setimiz Innovative Espionage. Admin Deep. Ben genelde VC atacağım zaman böyle seviyorum. Ki bir de şu önemli. Teokrasiye dönüyoruz. Bu da Japon'a özel bir iki oka bir şey var burada. İki oka muydu neydi bu? İşte neyse bunu alıverin. İkinciden Recovery Speed'i alın. Üçüncüden Advisor Cost'u alın arkadaşlar. Dördüncüden Samurai alabilirsiniz. Buradan sağdaki Apso'yu alacağız. Artı Apso veren bir şey var. Bunun Teokrasinin sonunda herkes için geçerli olan. Teokrasinin sonunda arkadaşlar şey var. %30 Promise Force Cost vs. Other Religion var. Bunu alacağız. Bu bütün Teokrasilere özel bir şey. O yüzden 100 Crown kalın. Yani kravanlarınızı çok harcamayın. 100 kravanlarınızda kalın ki 1600 olduğu zaman 1600-1650 gibi yani tam bu ilk admin efşesi aldığınız zaman da o son reformu açabilin ki açarsanız 100 kravanlarda oturursanız eventlerde de negatif reform progress vermez iseniz çok rahat bir şekilde şeye ulaşabilirsiniz. Son reforma gelebilirsiniz arkadaşlar. 1700'de bile gelseniz son reforma gayet worth. Bayağı işi %30 bayağı hani bayağı güzel bir şey. Onun dışında işte buradan Kore'ye, oradan bir sonraki turusta bir daha Kore, bir daha Ming yaparak görevleri de bitirerek mandate almayın sakın. Mandate uğraşmayın hiç. Çok tatlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu Kore gel ki gemide size bir sıkıntı çıkarabilir. Çıkarmasın. Ne yapın? Çıkarmaması için arkadaşlar. Basıyorsunuz 30 tane heavy'yi. Bir tane de flagship basıyorsunuz. Hiçbir şey çıkarmıyor. Yani Kore'ye çıkamıyorum diyorsanız 40 tane de kok basın. Kok 40 kok bir combat çok rahat dolduruyor, arttırıyor bile topla beraber. Çok rahat bir şekilde çıkarsınız. Bir sorunuzun olacağını zannetmiyorum. Direkt alın şöyle tertemiz alın. Oraları korlayın. Zaten sizin ticaret nodunuzda gayet güzel olacak. Bu bütün ticareti de toplamış olursunuz. Manifaktörler de basılı. Oradan iyi bir para kazanıyor olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kralanemiz 100. Çok güzel bir şekilde Reform Progress dolduruyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmıyorum atmayı. Danone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde belki ikincisini çekeriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.